Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Orhan Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada konuk ettiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Şiar Bey, öncelikle sizden başlamak istiyorum. Artuk Bey, Van Cafe Shop'un genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan, tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Şiar İzci kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Şiar İzci Adana doğumlu, aslen Mardinli olan ve evet, şu anda Van'dayız zaten. Aslımız Mardin'de ama şu anda Van'da yaşıyoruz. Artuk Bey de Mardin firması. Evet. Biz de buradaki şubesini açtık şu anda. Evet, çok güzel. Orhan Bey, biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Orhan Aktaş kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Orhan Aktaş Ağrı doğumluyum. 80 doğumluyum. Evet. Sektöre girişimiz Şiar Bey ile birlikte 2,5 yıl ile yakındır. Artuk Bey burada tanıtmayla başladık ve 2,5 yıldır burada hizmet vermeye başladık. Bu 2,5 yıllık süreç içerisinde 2 yıllık bir süreçte sadece satış bölümü olarak Van'da hizmet vermekteydik. Yaklaşık 5-6 aydan beri de kafemizi kafe ekledik. Veriyoruz. Kafe ve shop olarak, kafe ve satış hizmeti olarak Van'da şu an hizmet veriyoruz. Evet. Peki Şiar Bey, Artuk Bey Van Cafe Shop'u biraz anlatabilir miyiz? Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti vermekteyiz? Toplam aşağıyla beraber 265 metrekarelik bir alanımız var. Profesyonel kadromuz var. Tabii ki 15 kişilik bir ekibimiz var, beraber çalıştığımız. Peki kaç kişi ağırlayabiliyoruz? 100 kişiye kadar bize bir kapasitemiz var. Burada hizmet verebiliyoruz. Evet. Artuk Bey dediğim gibi Mardin merkezli bir firma. Biz de buradaki şubesiyiz. Aşağıda bizim kahve, kuru yemiş çeşitlerini satıyoruz. Üst katta da bizim yiyecek ve içecek hizmetleri, yani kafemizi yaptık biz. Evet. Kahvaltımıza çok güveniyoruz. Evet. Özellikle kahvaltı hizmeti veriyoruz burada ki Van'da olduğumuz kaç için çeşit ürünümüz var, biraz da ondan yani bahsedelim. Yani 30 çeşit kahvaltı, serpme kahvaltı veriyoruz. Onun dışında kahvelerimiz zaten çok iyidir. Evet. Yani Van'da biz, bizim üzerimize insanlar bilmezler o konuda. Türkiye'nin tadı ve kokusu sloganıyla burada hizmet veriyoruz değerli misafirlerimize. Dibek kahvesinden biraz bahsedebilir miyiz? Dibek kahvesi bizim en çok tercih edilen kahvelerimizden, çeşitlerimizden. Zaten Dibek kahvesi artık eskisi Türk kahvesinin biraz yerini aldı gibi. Dibek son dönemlerdeki revaçlı olan kahve çeşitlerinden. Evet. Bizim tabii ki sadece Dibek değil. Türk kahvesi, Dibek kahvesi, dünya kahvelerimiz, espressomuz, filtre, yani bütün kahve çeşitlerimiz. Tüm kahve çeşitlerimiz var. Yani şu anda kahvenin merkezinde bulunuyorsunuz. Evet. Ve Artuk Bey'i Artuk Bey yapan da gerçekten bugüne kadar kalitesini bozmaması. Kaliteden ödün vermemesi. Evet. O yüzden şu anda 35 şubeyiz. Nerelerde İzmir, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Bitlis'te, burada ve daha da açılıyoruz yani. Türkiye'nin tadı ve kokusu zamanla burada yaşanır diyoruz. Evet, zamanla daha da yayılacak. Evet. Ve sadece Türkiye'de sınırlı kalmayacaktır. Bunu zamanla göreceğiz. İsim hakkını aldık. İsim franchise hakkını alıp, olarak. Evet, franchise isim hakkını alıp burada açtım ben. Ve burada başladık. Memnunuz. 6 aylık süreç nasıl geçti? 6 aylık süreçte işte kafe, insanlar aşağıyı biliyorlardı ama bizim kafe kısmımızı bilmiyorlardı. Zamanla müşterilerimiz oluştu. Evet. Yani insanlar kulaktan kulağa, silsile yoluyla yayıldı. Ve nezih bir ortam. Yani sonuçta burası insanların ailesiyle gelebileceği, tek başına gelebileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve bunu da başardık diye düşünüyoruz. Ve geleni bir daha getirebildiysek ne mutlu bize. Onu da başardık diye düşünüyoruz. Çok güzel. Orhan Bey, aşağı katımızda dediğimiz gibi ürünlerimizin satış noktası bulunmakta. Biraz ürünlerimizden bahsedebilir miyiz? Aşağı satış bölümü, tabii burada yani kafe hizmeti verişimizin bir amacı da şu, burada işte kahve içtiğiniz zaman beğendiğiniz bir kahve olursa aşağıda alabilirsiniz. Yanına sunum olarak verdiğimiz şeyi çok beğenen aşağıda. Çok ürünleri gelen misafirlerimiz satın alabiliyor aşağı katta. Aynen öyle, yani çay çeşitleri olsun, kahve çeşitleri olsun.
aşağıda her türlü alabiliyorlar. Mesela sunumluklarımızı bile alabiliyorlar. Yani kahve sunumluğumuzu beğeniyorlar. Evet, masanın üzerinde gördüğümüz kahve sunumları. Aynen. Çay sunumluğumuzu beğeniyorlarsa aşağıda aynı zamanda temin edebiliyorlar, satın alabiliyorlar. Bu konuda da iyi bir geri dönüm aldık açıkçası. Evet. Beğenen müşterilerimiz de oluyor. Kahvaltı sunumluğumuz hakeza yine öyle. Bakır sunumluklarda yapmış olduğumuz kahvaltı sunumluklarımızı aşağıda sattığımız müşterilerimiz mevcut. Yani aşağıda tabii çerez, lokum, şerbenin dediği gibi kahve çeşitleri, bütün kahve çeşitleri. Aslında kahve merkezi olarak biliniyoruz. Bütün bir kahve çeşitleri. Birçok kuru yemişlerimiz de bulunuyor. Kuru yemiş, aynı kuru yemiş, çerez. Artık sunumluklarımız, yani kahve kafe içerisinde mevcut olan her türlü aşağıda temini mevcut. Kahveyle birlikte sohbetimizi yapabileceğiniz, kahvaltınızı rahat rahat uzun uzun yapabileceğiniz, üstüne kahvenizi içebileceğiniz, uzun sohbetlere dalabileceğiniz bir mekan, nezih sessiz bir ortam oluşturmaya çalıştık. Evet. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş alıyoruz. Yani çok bir kısa süre olmasına rağmen kafenin eklenmesi. Bunun geri dönüşünü alabiliyoruz. Yani olumlu bir geri dönüş alıyoruz. Olumlu eleştiriler alıyoruz. Evet. O açıdan burada bu da sizi mutlu ediyor tabii aynen, ki. Aynen. Bizim yani burada oluşumuz da insanlara güven veriyor. Birebir bizler de hizmet sunuyoruz. Kendimiz de çalışıyoruz. Hani evet. Öyle bir kaygımız yok. Hani çalışalım şey yapsın. Çok güzel. Röportajımıza son vermeden Şiyer Bey, sizden başlamak istiyorum. Sizleri tercih eden değerli misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz efendim. Orhan Bey, sizden de bir teşekkür mesajı alalım. Yani biz tadı, tükel tadı ve kokusu diyoruz genel anlamda ama evet. Bu koku Van'a yayıldı. Bu anlamda biz o geri dönüşte olumlu geri dönüşü aldık. Bizler de onlara layık olmaya çalışacağız değerli müşterilerimize, evet. Hemşehrilerimize. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Hoş geldiniz.